Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere 0, 6 veya 9 aya kadar olabilecek bebek tabanımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın benim bu eşini yapacağım inşallah. Bu şekilde 10 santimlik bir tabanım oldu. Sizler eğer eliniz sıkı veyahut da kullandığınız ip daha ince veyahut daha kalınsa ona göre zincirlerinizi sıkı yapıyorsanız biraz daha 2-3 zincir fazla, tığımız da daha ince ise buna göre artırabilirsiniz veya daha da eksik yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben zincirimi çekiyorum, bakın 2-3-4 ben 22 tane çekeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kullandığım ip çetiklik iplerden. Şu an markası evde kalan iplerim olduğu için marka olarak hatırlayamıyorum. Bunlar iki çeşit oluyor. Birisi biraz daha kalın oluyor bunlardan. Bakın arkadaşlar, normal günde kullanabilirsiniz. Ben 22 tane zincir çektim ve başı yanındaki değil, bakın bir iki tane ara veriyorum. Bir sonrakine arkadaşlar bakın buradaki sık iğnemi dolduruyorum. 8 tane arkadaşlar toplu iğne koydum. Burası artırma yeri olduğu için bu şekilde yaparsanız, her zaman birebir saymasanız da bu şekilde yaptığınızda ölçüler denk gelecektir arkadaşlar. Eğer üstünü modelli yapıyorsanız, ilmek sayınız az veya çok geldiyse yanlarından artırma veya kesme yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu zincirimizi çektikten sonra bu ortasından sık iğnelerimizi yaparak bu tarafa doğru geliyoruz. Çakma sık iğne dediğimiz, bakın normal sık iğne yapıyoruz ilk önce. 2 3 4 5 6 bakın arkadaşlar bu şekilde 7 ve 8. zincirimizi battık. Bunu da üstüne alarak bu şekilde arkadaşlar sadece burada üstüne hemen yanındaki zincirimize batıyoruz ve bir kere de çekiyoruz arkadaşlar. Ve üstüne ipimizi alıyoruz. Trabzon, yani 2'de çıkarma yapıyoruz. Bu şekilde. Üç trabzonlarımızdan sonra 4 5 6 9 bakın arkadaşlar 10 Arkadaşlar 12 tane çiftli trabzon yaptım burada. Bakın burasını yapıyorum. Buraya kadar geldim arkadaşlar. 12 tane geldim. Şimdi burada tepesine, bu tepesinin olduğu yere 6 tane arkadaşlar trabzon yapıyoruz, bakın. Yuvarlağı oluşturacağımız yere. Arkadaşlar eğer bebeğimizin ayağı büyük veya küçükse
Zincir çekmelerimizde biraz daha sayılarımızı az veya çok tutabiliriz arkadaşlar. Diğer tabanı da çalışacağım inşallah. Onda da bakın biraz daha zincirlerini uzun bırakıp uzun yapıp başlayacağım. Ve 1,5-2 yaşındaki bebeklerimiz için, çocuklarımız için etrafını tekrar bir sıra üstü alarak yapmam, sık iğneden dolaşarak yapacağım. İnşallah başka bir videomda onları da sizden paylaşmayacağım. Allah nasip ederse. Arkadaşlar bakın. Şimdi trabzan yaptığımız yerlerin bakın 6 tane doldurduk burada. Bu ipimi içinden yürütüyorum. Kesmeme gerek kalmadan. İçinde kaybolacak arkadaşlar bakın. Aynı bu tarafta ne yaptıysak birebir karşısında arkadaşlar. Aynısını yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada bir tane üstüne alarak sık iğne yapmıştık. Orayı yapıyoruz. Bak tam karşısında arkadaşlar. Ve şimdi tekrar diğer sık iğnelerimiz devam ediyoruz karşısına. Bu tarafı ön kısma gelen yere arkadaşlar bakın belirginleşti. Burada da arkadaşlar bu tepesinde 1, 2, 3, 4 tane batıyorum ve bu bir yanından alarak bu şekilde arkadaşlar hiç üstüne almadan da yapabiliriz bakın. Birleştiriyoruz. Burada tekrar bakın arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Bu hizamıza artırdığımız yerde buradan hiç saymamıza da gerek yok arkadaşlar bakın. Burada yerleri belli. Trabzon üzerine trabzon yaparak hiç artırma yerine kadar bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Ben buraya kadar geleyim. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Bakın bu trabzon olan artırmanın bu tepesinde 6 tane dolduracağımız yere kadar doldurduğumuz yere kadar geldim. Bakın sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar. Burada iğne takıp eğer ben karıştırırım diyorsanız hiç saymanıza da gerek olmaz. Bakın bu şekilde yeri belli oluyor arkadaşlar. Hizası belli oluyor. Baktığınızda göreceksiniz. Bakın bu 6 tane olan yer. Şimdi arkadaşlar bu şekilde daha rahat anlayabilmeniz için bu şekilde gösteriyorum pratik. Burada hepsinin tepesine her bir ilmeğimize ikişer tane batarak devam ediyoruz. Bakın bir tanesine iki tane trabzon yapıyoruz. Bu yuvarlağımızı dönene kadar arkadaşlar. Bunda birinde yapıp birinde yapmayabilirsiniz. Bu şekilde benim daha hoşuma gitti. Bakın. Daha rahat görebilmeniz için bu şekilde iğne koydum. Yerleri belli. İğne siz de görebilirsiniz. Ama sizler için bir ölçü olsun derseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada sayılarınızı ister sayın ister saymadan buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar
buradakine 2 tane yaptım. Şimdi bundan sonra aynı ikili trabzanımızı buraya kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar diğer köşeye geldik. Bakın, burada iğnemizi koymuştuk. Burada da tekrar, bakın, burada içini doldurduğumuz yere geldik. Burada da tekrar arkadaşlar aynı şekilde filkete de koyabilirsiniz veyahut da gördüğünüzde anlayacaksınız arkadaşlar. Hiç koymadan da bunları fark edebilirsiniz. Ama sayımınıza gerek de bu şekilde isterseniz sayın, aynı gelecektir. Çünkü aynı şekilde trabzan üzerine çalıştığımız için arkadaşlar, bakın, burada tekrar yuvarlağımız dönene kadar İçine 2 dolduruyoruz arkadaşlar. Burada da doldurduk. Ve bakın arkadaşlar, buradan ilmeğimizi üstüne almadan, bakın, kaydırma tekniği dediğimiz birleştirdik. Şimdi arkadaşlar, bir dahaki sıramızda, bakın, buraya geldiğimizde yine yeri belli olan yerde birinde artırıyoruz, birinde artırmıyoruz arkadaşlar. Ben ilerleyeyim biraz daha. Tekniği aynı olduğu için biraz daha hızlandırdım arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Farklı paylaşımlarımız devam edecek. İnoyası, mekik ve diğer örgü ve tasarımlarım ve mutfak paylaşımlarım da beraber. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve zil tuşuna basarak arkadaşlar, yeni paylaşımlarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırıp izlediğiniz için. Bakın arkadaşlar, buraya geldik yine. Aynı artırma yerimize. Burada arkadaşlar birinde artırıyorum. Bakın, bunu da artırdım. Aynı yere iki kere battım. Trabzan. Bunu da artırmıyorum. Bakın, burada 6 tane yaptım. Üzerinde bir yere iki kere battım. Bu yuvarlak 6 tane üzerine. Bunun üzerinde, bakın, 6 12 oldu. Bunun üzerinde de birine 2 kere batıyorum. Birine tek, sadece tepesine batarak trabzan yaparak dönüyorum arkadaşlar. Bu son sıramız. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz gayet kolay. Yapımı çok basit. Bakın, bir tane tek, bir tane yanındakine ikili, iki kere doluyorum, iki kere trabzan yapıyorum, pardon, yanına tek yapıyorum, onun yanına iki tane trabzan dolduruyorum arkadaşlar. Baktığınızda hemen yerini fark edeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın, hiç saymama bile gerek olmadan böyle baktığınızda ikisi, bakın, hiç saymadım. İkisinin ilmekleri bittiğinde birbirine denk gelecektir arkadaşlar. Eğer oldu ki arada atladık veyahut da burada artırmayı unuttuk, bir üst sıraya giderken
Bunda aradaki farkı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada artırma yapmıyoruz, sadece trabzon üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Memnun oluruz arkadaşlar. Bakın, trabzon olduğu için biraz daha hızlandırarak yapıyorum buralarda. Yuvarlak yeri belli oluyor arkadaşlar. Trabzon'u artırdığımız yer, bakın burada yine belli. Buradan baktığımızda birinde artırıyoruz. İki kere batıyoruz. Yanındakine bakın. Buna tek battık. Şimdi buna çift batıyoruz. Aynı yere iki kere trabzon yapıyoruz arkadaşlar. Bir yanındakine tekrar bakın. Ölçülerde arkadaşlar, burada tığın kalınlığı, ipin kalınlığı ve örgünüz, örmeniz de ölçü olarak değişebilir arkadaşlar. Bunun için eğer bebeğimizin kullandığınız ayakkabısı veyahut da başka patiklerimiz varsa onları ölçerek de iki zincir fazla noksan veyahut da 4 zincir, bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha büyük bebek ve çocuklarımız için, biraz daha büyük çocuklara göre de tabanlık başka videomda paylaşacağım inşallah. Bakın arkadaşlar, burayı tekrar göstereyim. Bitiştirme yerine geldik. Bakın burada da yeri belli. Dönerek, bakın hiç saymadan, sizler eğer şaşırırım derseniz, tekrar saymak isterseniz de sayabilirsiniz. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Bakın buradan bu şekilde kaydırma olarak geliyoruz. Ve burada keserek burada işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımıza kolay gelsin.